AK Parti Muğla Milletvekili adayı Kadem Mete ve Tugay Öztürk Muğla'nın ilçelerinde 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mete ve Öztürk Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk olarak Fethiye Spor Başkanı iş insanı Esat Bakırcı ile bir araya geldi. Bakırcılar Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Bakırcı'nın ofisinde gerçekleşen ziyarette spor, turizm ve siyasetle ilgili sohbet gerçekleşti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen iki milletvekili adayı iş insanlarının taleplerini dinledi. Oda Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Kadem Mete, belediyelerin yapması gereken hizmetleri de CHP'li başkanların olduğu yerlerde kendilerinden istendiğine dikkat çekti. Fethiye Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren iki milletvekili adayı esnafa hayırlı işler diledi. Merkez mahallelerde de esnaf ziyaretleri yapan Mete ve Öztürk bereketli işler dileyip hasbihal etti. Şapka satan bir dükkanda Mete ve Öztürk'e Fethiye'ye özgü 5 kaza şapkası hediye edildi. Milletvekili adayları şapkayla fotoğraf çektirerek paylaşımda bulundu. Çatalarık sosyal tesislerinde Çatalarık, Foça ve Yeni Mahalle halk buluşması programına katılan Mete ve Öztürk vatandaşlarca ilgiyle karşılandı. AK Parti Muğla Milletvekili adayı Kadem Mete halk buluşmasında yaptığı konuşmasında vatandaşların AK Parti iktidarını kimlerin istemediğine baktığı zaman gerçeği göreceğini söyledi. Terör örgütü yandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Suriye, Avrupa Birliği ülkelerinin AK Parti iktidarını istemediğine vurgu yapan Mete, bunlar sizce AK Parti iktidarını Türkiye'yi çok sevdiği için mi, çok düşündüğü için mi istemiyor aziz milletim? Sizleri düşünseler kendi ülkelerinde terör örgütü üyelerine maaş, vatandaşlık, oturma izni verirler mi? Sizin bir evladınız eğitim için bile gitse kılı kırk yararlar vize için. Ama terör örgütlerine maaş bile bağlarlar. Siz bizi istemeyenlere bakın, nerede duracağınızı anlarsınız dedi. Türkiye'nin savunma alanındaki başarılı projelerini bir bir hayata geçirdiğini aktaran Mete şunları kaydetti. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız, insansız jetlerimiz, elektrikli akıllı cihazlar deniliyor. Şimdi otomobilimiz, füzelerimiz, radar ve radar savarlarımız, tanklarımız, toplarımız, silahlarımızı yapıyoruz. Bu ülke mermi bulamazdı, mermi. Bugün ekonomik pahalılığı kullananların derdi vatandaşlarımız değil. Bugün ekonomik pahalılığı kullananların derdi vatandaşlarımız değil. Onların derdi büyüyen, gelişen, üretim yapan Türkiye. Bir botu dahi yapamayan bir ülkeden bugün İHA ve helikopterlerin indiği savaş gemisini kendi üreten Türkiye'ye geldik. Konuşmaların ardından vatandaşlar Mete ve Öztürk'te bol bol cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çektirdi. Mete'ye seçim çalışmasında AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Pala, ilçe yönetim, kadın ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti.